sen dans etmekten ne anlarsın? 14 yıl bale yaptım. Ben paylaşıyor yani muyum? Bale dersi boyunca nasıl ayrılsam diye düşündüm. Sonra mesajla ayrıldım yani. Aynen bir yandan padişah yaparken nasıl ayrılsam ya falan diye oradan oraya zıplarken. Günaydın. <laughs> Böyle başlıyoruz. Sivit olan evet, var mı? Evet. Bugün konumuz. Evet. evet. Bugünkü konumuz çok spesifik bir konu Yasin. Herkesin bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını beklemiyorum. Ben de değilim zaten. <laughs> Zaten tam olarak bilgi sahibi olmuş olsaydım şu anda Royal Akademi'de olurdum. Burada ne işim var Yasin'cim değil mi? Ama yine de kendimi de küçültmeyeyim yani. Ben de çok güzel bir Don Quixote kitri varyasyonu çıkartmıştım. Bu da baledeki tek gururum zaten. <laughs> bir de Giselle vardı. Onda da Giselle olmasam da Giselle'in hayaletlerinden bir tanesi olarak yaşıyordum. Evet, öncelikle bu konuya şuradan bir giriş yapacağım. Herkes balerin zorlukları hakkında ufak bir bilgi sahibi. Black Swan filmini izleyen insanlar. Ama Black Swan filmini de şöyle eleştirmem gerekirse, o kadar da değil be kardeşim. O kadar da değil yani. Yok efendim, hocasıyla falan sevişiyor, şey yapıyor falan. Hiç hoş değil, neyse. Yani Black Swan filminde de birazcık abarttıklarını düşünüyorum. Çünkü evet, zor. Evet, gerçekten tırnaklarımız o hallere geliyor. Evet, gerçekten bir parti almak için bazen o kadar kafayı yiyebiliyorsun ama her balerin de şizofren olmak zorunda değil yani. <laughs> ya da ne bileyim gösterisinin sonunda ölmek zorunda değil tabii ki. O kadar da değil. Ama hani güzel bir eşleştirme olmuş. Yani Split filminden daha iyi en azından. <laughs> Paranızı boşa harcamayın. Split'e gitmeyin. Zaten kalksa vizyondan. <laughs> Zamanınızı da boşa harcamayın arkadaşlar. Şamalan'ın filmlerini izliyoruz. <laughs> ya ne zaman yoluna girecek bu yönetmen? Bir zamanlar iyiymiş herhalde öyle diyorlar. Neyse evet konuyu kapat. Bale'nin dönemlerini Türkiye için ama Yasin'ciğim. ikiye ayırıyorum ben. Point giymeye başladığın vakit ve point giymediğin vakit olarak ikiye ayırıyorum. Sesler nasıl? Giymeye başlamadan önceki zaman kendini bayağı balerin falan zannediyorsun. Ha yaşasın ne kadar da güzel falan diye. Sonra point giymeye başlıyorsun ve ondan sonra diyorsun ki aman tanrım neden insanların bu dansa zor dediğini şimdi anladım diyorsun. Pointlerin önce nasıl bir şeyler olduklarını açıklayayım. Çünkü uzaktan bakınca nasıl bir mekanizması olduğu çok anlaşılmıyor biliyor musun Yasin'cim? O mekanizma sırasında da aldığın stok görüntüyü kullanırsın madem. Da ileri görüşlü bir kurgucusun. Neyse ne diyordum ben? Ha nasıl bir sistemi var? biliyor musun? Alçıdan yapılıyor bu ayakkabılar öncelikle. Yani tabanı bildiğin hani beton. Bir betonun üstünde duruyorsun ve herkesin zannettiğinin aksine hani parmaklarımızla şu şekilde basmıyoruz. Bayağı bildiğin şu şekilde basıyoruz. Hani tırnaklarımızın üstüne basıyoruz. Yani şöyle basıyoruz. Bunun içinde tabi vatka kullanılabilir. Silikon uçluklar olabilir. lastik uçluklar olabilir. Parmaklarına uçluk takıyorsun. Daha sonra o ayakkabıyı giyiyorsun. İyice bileklerini bağlıyorsun falan. Kayak ayakkabıları gibi. O bilekleri sabitlemek için. Ama ayakkabıyı giydin. Bu sana hiçbir avantaj sağlamıyor. Bütün iş gücü yine senin üstünde. Ayak bileklerini mesela sıkı tutmazsan ayağını burkmanı engelleyen şey ayakkabı değil. Kendin engelleyeceksin bunu. Ayakkabı niye öyle? Ayakkabı parmak uçlarında durabilmen için anladığım kadarıyla. Yani aslında çok cool görünmesi için de olabilir biliyor musun? <laughs> Bu soruyu ben de bilmiyorum cevabını Yasin'cim. Çünkü patikle de aslında bale yapabilirsin. O zaman tırnakların üstünde duramazsın. Parmak uçlarında durursun. Parmak uçlarında durunca da herhalde yeteri kadar havalı olmuyor bilmiyorum. Yeteri kadar acı hissetmediğin zaman bale yapmıyorsun demektir. Gerçekten bir hareketi yaparken bir yerin acımıyorsa büyük ihtimalle yanlış yapıyorsundur o hareketi. Aa bu hareket ne kadar da kolaymış. Ben ne güzel yapıyorum diyemezsin. Kolay bir şey yok içinde çünkü. İşte bu point giymeden önceki dönemde Türkiye için konuşuyorum. Bale yapmaya gelen çocuklar genellikle aileleri böyle birazcık tütü giydirsin. Pembe kıyafetleri olsun çocuğumun. İşte birazcık arkadaşlar edinir, arkadaşlık ortamı gelişir, sosyalleşir. Bir de hani kız çocuğu olan herkesin heveslendiği gibi. Aa cici kanatlar takmış bir balerin yavrusu falan diye düşünüldüğü için genellikle böyle 6-8-10 yaş arasında kız çocukları hep baleye gönderilir. Ama genellikle devam etmezler bale yapmaya çünkü birincisi çok zordur. İkincisi her kız çocuğu bunu istemez. Misal ben. <laughs> Her kız çocuğu yetenekli değildir o kadar. Üç, Yasinciğim çok pahalı bir iş. Bunun kostümü var, pointi var, karakter ayakkabısı var, karakter eteği var. Sınavlara girmek istiyorsan Royal Akademi'nin sınavlarının hepsi para falan. E zaten sınavlara girmezsen de hani balerin olduğunu kanıtlayan bir şeyin yok. Hani şey gibi düşün. Sporcusun ama lisanslı değilsin. Kanıtlayamıyorsun yani. O yüzden de bu sınavlara girmek şart. Nitekim ben Royal Akademi'den mezunum bu arada. Söyleme sahiptir. Dolayısıyla çok pahalı bir işlem. Mesela o point ayakkabılarını sterling bazında alıyorsun. E, sterlin'de yıllardır hep en yüksek olan şey biliyorsun. Atıyorum mesela 16 sterlin bile olsa sonuçta sterlin bazında alıyorsun. Normalde 16 TL'ye almıyorsun. Yani bu arada 16 bayağı düşük bir rakam oldu da gerçek rakamı şu an hatırlamıyorum. Hatırlasam da vermek istemezdim yani. E neyse bayağı pahalı bir iş. Dolayısıyla çocuklar devam etmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de zaten bale'yi gelecek olarak düşünen çocukların bale'ye geldiği düşünülmüyor. O yüzden bir 14 yaşına kadar falan ciddi manada öğretmiyorlar. Özellikle böyle çocukluk dönemi sadece işte hani Play Doh hamuruyla oynama sebebi şeydir ya el kaslarını geliştirsin çocuklar. Baleye de böyle gözle bakıyorlar. Çocukların kasları gelişsin, kilo almasın diye düşünen ebeveynler var. İşte biraz esnek ise esnekleşsin falan diye düşünen ebeveynler var. Ha bu arada çocuğunu jimnastiğe yazdıranlar var bak. Bir jimnastik kolu var bu işin. Kız çocuklarının yazdırıldığı genellikle. Bir de balerin. Jimnastikten de baleye geçenler olur bazen. Genellikle zorluk çekerler. Çünkü jimnastikle bale aslında çok farklıdır. Yani benzer görünürler ama Bale çok daha kurallıdır ve kaslar bazen farklı çalışır. Mesela şipagat diye bir hareket var. Siz halk arasındaki insanların bacak açma dediğiniz şey. Ama ortadan değil de hani dikine. Ona biz diyoruz. Çocuklar dolayısıyla baleyi ciddiye alacak şekilde büyütülmüyorlar. Uçan kız. Uçmayı öğretiyorlar falan. Hani Sabahtan akşama kadar bunu yaptırıyorlar çocuklara. Oysa ki yurt dışında git bak. 10 yaşındaki, 8 yaşındaki çocukların senden daha iyi bale yaptığını görürsün. 10 yaşındaki seks çocuklarına, çocuklara point giydiriyorlar Yasin. Ben ilk pointimi giydiğimde kaç yaşındaydım? Ortaokulda falandım. Düşün. O zamana kadar point giymediğin için ayakların da pointin biçimine göre evrilemiyor. Aslında bu mikro bir evrim yani biliyor musun balerinler? Gerçekten öyle. Mesela onların ayak yüzeyleri, ayaklarını gerdikleri zaman dışa çıkıktır. Yani sizinki mesela sizinki dediğim siz bale yapmayan insanlar şeydir. Tahta gibi olur yani. Bizimkisi virgül gibi ama. Hani bazen öyle der ben senin ayakların virgül gibi der. Sizinkisi iki nokta. Bilemedin noktalı virgül. <laughs> kısa çizgi de değil. O dikey bir çizginin adı var mı? Dikey çizgi var ya. Shift 8'e basınca mı ortaya çıkar? Öyle bir şey. Buraya çok kıvrık balerin ayakları koyalım ki insanlar anlasın. Neyse sonuçta burada bir mikro evrim geçerli. Yani sen kaslarını o şekilde çalışmaya alıştıracaksın ki başarılı bir balerin olasın. Ama Türkiye'de bu şartlar çok iyi değil. Çünkü işte dediğim gibi velileri çocukları sadece böyle eğlensin, oynasın, arkadaş edinsin falan diye gönderdiği için bir de böyle pembiş tatlı kıyafetler giysinler falan diye. Eğer kızın içinde gerçekten bale aşkı yoksa ki bazıları gerçekten doğuştan öyle doğuyor. Kendini geliştirmesi kendine bağlı oluyor Türkiye'de. Ama yurt dışında mesela gerçekten bir aile çocuğunu baleye yazdırdıysa büyük ihtimalle sonucunda o kız balerin çıkar yani. Meslek olarak balerin çıkar. Neyse efendim. Onun dışında mesela Türkiye'de bu konuda çok fazla para kazanamıyorsun. Çünkü opera ve balelere kaç kere gidiyoruz Yasin. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bizim bir şeyimiz yok yani. Böyle bir kültürümüz ne yazık ki gelişmiş değil. Yani bir Bolşoy balesi yok burada. Atıyorum bale yapacaksak da sabahtan akşama kadar kuğu gölü yapıyoruz ya Allah kahretmesin. o Kuğu gölü müziğinden Yasin bana gına geldi. Çocukluğumdan beri o kadar çok kuğu gölü yaptım ki artık kuğu görmek istemiyorum. Şu müziği de kes! Duymak istemiyorum. Açtın arkada biliyorum. Neyse Yasin'cim. Duymak istemiyorum demedim mi Belsin'a? Benim mesela en sevdiğim balelerden bir tanesi şeydir. Pharaoh's Daughter. Ama hiç yapmadım. Hiç denk gelmedi. Çünkü neden? Sabahtan akşama kadar fındık kıran kuğu gölü efendim labaya der. Bunları yapıyoruz. Tamam güzel bir eser ama yani İngilizce İngiliz Edebiyatı okuyacaksan sadece Shakespeare mi okursun? Değil mi? Ha, bunun başka boyutları da var. Pharaoh's Daughter'ın mesela inanılmaz güzel kostümleri olabilir yani. Broaden your mind. Neyse epey bir Fındık Kıran yaptım. Epey bir Kuğu Gölü yaptım. Giselle yaptım. Don Quixote yaptım iki kere falan. Üç Turunç Güzeli yapmıştık. Başka? Uyan Güzel yaptık. Coppélia yaptık iki kere. 14 Yıl Bale yaptım işte. İki kereleri sayarsan zaten şey ediyor. 14'ü tamamlıyor neredeyse. Bazen mesela şey yapardık. Bir perdeyi başka bir oyun, ikinci perdeyi başka bir oyun yapardık falan. O sayede çok oyun yaptım yani ben. Ama çocukken yaptıklarımı saymıyorum. Çünkü dediğim gibi oradan oraya uçmaktan başka bir şey yapmıyorduk yani. Ciddi manada bale yapmıyorduk. Hırslı değiliz yani bale konusunda. İddialı değiliz. Çocukları eğitmiyoruz yani. Aynen sanat gibi görmüyoruz. Daha çok böyle bir spor gibi, eğlenceli bir şey gibi falan bakıyoruz. Abi ona çok sinir olurum ben mesela. Hep baleden spor diye bahsederlerdi ben küçükken. İşte zayıflama aracı olarak falan. Hayır, tam tersi. Zayıflamak için başka şeyler yapman lazım ki için zayıf kalasın. Yani bale de tabii seni biraz fit tutar ama hani daha çok esnekliğini ve kaslarını ya pilates gibi düşün. Seni direkt böyle yağ eritiren bir şey değil yani. Neyse ben bir dönem işte bayağı bir kilo vermiştim. Böyle 58 kiloya falan düştüm. Boyumda 1.72 filandı. İşte o sene biz donkişot yaptık Yasin. Wow! Nasıl iyiydi ama sana anlatamam. Bütün öğretmenlerim şaşırdı. Dediler ki çirkin ördek yavrusundan kuğuya dönüşmüş gibi oldum ben orada anladın mı? Burada kuğu göndermesini anladın değil mi? O sene bayağı güzeldi. Mezun olmadan bir sene önce Şeydi artık hani bayağı balerin olacak yaşa ve forma gelmiştim. Ama ondan sonra tabii ki üniversite sınavı zamanı. Kim baleyle uğraşacak diye düşünerekten mezun da olduğum için hani mezundan sonrasında devam etmek ne demek mesela? işte üniversiteye geçmek gibi bir şey. Balenin üniversitesine geçeceğim zamanda bıraktım ben. Yani bale konusunda lise mezunu gibi bir şeyim. Intermediate seviyesine geçmedim yani. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir sınavı var. Ona da giriyorsun. Bale öğretmeni olabilirsin diye sana belge veriyorlar. Bale okulu açabilirsin diye. O belgeye de sahibim. Ama bu konuda bir şey yapmıyorum. Çünkü aslında ben bale yapmayı baya seviyordum. Ama bayağı zor bir şey. Yani o Black Swan'da gördüğünüz bazı şeyler gerçekten gerçek. Hani o tırnağının ortadan ikiye yarılması, tırnağının komple çıkması. Benim başıma geldi mesela. Bir tane hareket yapacaksın bir dans için gerekiyor. Parmak uçlarında sıçramanı gerektiriyor mesela. Ya insan diyor ki bu işkenceyi ben kendime niye yapayım? Aslında çok balenin mantığı ne biliyor musun? İnsanlar bir görsel şölen yaşasın diye senin burada işkence çekmenden başka bir şey değil. Mazoşist değilsen balerin olamazsın kardeşim. Mümkün değil. İzleyiciler de sadist yani. Ama izleyiciler sadist olduklarını bilmiyor biliyor musun? İzleyiciler çünkü izlerken hani o kadar tarzı şeyler gördükleri için hani muhteşem gülümseyen ve inanılmaz rahatlıkla bacağını 500 metre kaldıran bir kadın görüyorlar izlerken. Kadın kulise gidince tabi ağlıyor. <laughs> Tırnağım. Yani gerçekten o izleyicilere bunu yani bir şey söyleyebilir miyim? Salsa yaparak da güzel şeyler gösterebilirsin izleyiciye. Bu kadar canının yanması gerekmiyor. Ya ben seviyordum da ben birazcık rakçıydım. O yüzden klasik müziklerle büyütüldüğüm için böyle biraz isyankardım anladın mı Yasinci? Ben bir dönem basketbol da oynadım. Bu da şey gibi işte ying ve yang hani bale ve basketbol. Basketboldaki arkadaşlarım ay sen çok balerinsin falan diyorlardı. Baledeki arkadaşlarım da acı ben çok basketbolcusun falan diyorlardı. <laughs> o yüzden böyle ben bir arada kalmışlık yaşadım yani. Basketbol tabii seni birazcık daha erkeksi yapıyor falan. Falan böyle işte balede tabii daha cici kız olman lazım falan. Cici kızlık bana göre değildi. Yani yoksa acı çekmekten gocunduğumdan de. Bir de işte bahsettiğim sebepten dolayı gelişemediğimi düşünüyorum. 14 yaşından sonra sana ağır hareketler ve zor bale tekniklerini öğretmeye başlamaları için çok geç bence. Dediğim gibi ben lisede bitirdim mesela öyle Akademi sınavlarını. Onlar ortaokulda falan bitirmiş oluyor çoktan o sınavları. Yani daha erken giriyorlar o sınavlara. Ama Türkiye'de mesela atıyorum pf, ne bileyim 8 yaşındaki bir kızın annesine gidip kızınızı öyle Akademi'nin sınavına sokacağız 200 euro da, 200 sterlin de bir değeri var. Girsin mi kızımız diye sorsan, yok ya biz sadece eğlencesine veriyorduk onu baleye falan diyecekleri için. <laughs> Belli bir yaşa kadar devam ettiyse baleye ciddidirler diye düşünerek sınavları da geç yaşta başlatıyorlar. Aa Yasin, bir tane öğretmenimiz vardı. Selamlar olsun kendisine buradan. Kendisi Rus tamam mı? Türkiye'de evli ve Türkiye'de yaşıyor ama hani geldiği yer Rusya. Dolayısıyla Rus ekoliyle bale öğrenmiş. Ve hani kadın disiplinin, hani şey derler, disiplinin değersini bilmiyor. İşte bu tam tersi daha da harf koymuş yani disiplindeki bütün kelimeleri bitirmiş, öğrenmiş. Bir tane arkadaşım mesela kambur duruyor örnek veriyorum. Rus olan öğretmenimiz kızın sırtına şaplak atıyordu böyle. Hani iki kürek kemiğinin ortasına hani kız ister istemez ah derken dik zorunda kalıyordu. Anladın mı? O acıyla biz baledeyiz. Bu sırada biz işte lise 1'de falanız herhalde Black Swan filmi çıktı. Ondan sonra bir geldim herkes böyle ya ben kesinlikle siyah kuğu olacağım o! falan gibisinden triplere girmiş. Tamam? <laughs> etin ne budur ne. <laughs> Allah aşkına ben şuradan şuraya yapacağını kaldırmayı beceremiyorsun. Kendisine siyah kuğu diyor. Bazı arkadaşlarım için bu geçerli değil tabii ki. Bazıları çok yetenekliydi de bazıları da değildi yani. Neyse. Neyse Buradan vermek istediğim sosyal mesaj işte bir, bir sosyal mesaj vermeden bu videoları son vermiyoruz biliyorsun Yasin. Lütfen çocuklarınıza eğlence olsun diye baleye göndermeyin. Ciddi bir şey düşünüyorsanız gönderin ve ciddi bale okulları açılsın artık. Anlıyor musun beni? 5 yaşından itibaren ben büyüyünce balerin olacağım diyen insanlar baleye başlasın. Yoksa olmuyor. Bizim de eğitimimiz geri kalıyor. Gerçekten baleyi seven insanlara da yazık oluyor. Arada kaynayıp gidiyorlar Yasincim. Ayrıca da başka bir sosyal mesaj daha veriyorum. Ellerinizi öyle kafanızın üstüne koyup diye ses çıkararak etrafınızda dönerek balerin kız arkadaşlarınızla dalga geçmeyin. Vallahi bulur ağzınızı burnunuzu kıralım hepinizin. Yasin o çok etkiliyordu biliyor musun? Bize hep dalga geçiyorlardı. Ellerini başının üstüne koyarlar böyle bir de. Bir kere o öyle değil. Çıkıyor muyum kadrajdan? Yani böyle bir üçgen yapmıyoruz biz kafamızın üstünde. Böyle. Gayet gururlu. Parmakların boyutu bu şekilde. Neyse. Bizde çok fazla dalga geçiyorlardı mesela. Dolayısıyla sen de engellikte genç bir kızsın. Başkalarının dalga geçtiği bir iş yapıyorsan bu dalga geçilecek bir şeydir. Ben utanç verici bir şey yapıyorum diye düşünüyorsun. Ne kadar saygıdeğer bir balerinim diye düşünemiyorsun ki o yaşta Yasin'cim. Çok yanlış. Bir de şeye çok sinir olurdum ben. Bacağını açabiliyor musun? Yok açamıyorum. O yüzden bale yapıyorum. Açıyoruz herhalde. Benim bir arkadaşım vardı. Anadolu Ateşi'nin altyapısındaydı. Onlara da bale öğrenin demişler. Tabii kız 14-16 yaşında falan o sırada. Nasıl öğrensin? E çünkü aslında bale Yasin'cim bütün dansların temelidir. Yani ben mesela hiçbir dans yaparken zorluk çekmiyorum. Çünkü en zorunu yaptığın için artık diğerleri kolay geliyor. Hani üniversite sınavına hazırlanırken hani en zor soruları çözün, kolayları zaten yaparsınız mantığı vardır ya, bale öyle bir şey. Bale'yi öğrendikten sonra salsa da yaparsın, bachata da yaparsın, latin dansının hepsini yaparsın, tango da yaparsın. Bilmiyorum hatta bence şeyleri de yaparsın yani freestyle breakdance falan. Ya evet vücudunu hiç kimsenin daha önce tanışmadığı kaslarının ucuna kadar tanıyorsun yani. Neyi nasıl yaparsam olur diye. Bir de ister istemez sana bir esneklik kazandırıyor. İster istemez sana bir kıvrım kazandırıyor. Ya şöyle mesela ben inanılmaz kilo aldım ama alt bacaklarım hala mesela balerin kasıyla dolu yani. Nazar değmesin boşluğa ben şey yaptım ama buradan vereceğim sosyal mesaj bu arkadaşlarınızla dalga geçmeyin küçük balerin arkadaşlarımız varsa eğer vazgeçmeyin eğer seviyorsanız peşinden gidin bu işin bakarsınız İngiltere'ye gidersiniz bakarsınız Rusya'ya gidersiniz bakarsınız gidemediniz kendi okulunuzu açarsınız ve benim şu an eleştirdiğim şeyleri farklı yapan bir okul olur bizim bale kültürümüzü geliştirirsiniz ve mesela çok öyle arkadaşım var hocamdı da hocamlar da vardı neydi ya bu? hocalarım, hocalarım da vardı hocamlarım <laughs> Hocalarım da vardı şey. iki sene falan İngiltere'de kalan bir hocam oldu mesela. Öyle yani Yasin. Sanırım bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıca da bale yapıyorsanız kilo almayın. Ama inanın ki esnekliğinizi etkileyen bir şey değil kilo almak. Ben hala bacağımı açabiliyorum mesela biliyor musun? Bacağını açabiliyor musun? Yasin ağzını kırdırtma bana şimdi. Bale çok zor bir şey. Ve bu videoyu çekmeye ne zaman karar verdim biliyor musun? Bizim bale okulumuzun bilmem kaçıncı yılıymış. Hep beraber bir buluşma düzenlenecekti. O kadar insanı bir arada görünce dedim ki bu insanlar bu videoyu izlesin. Ve bana hak verirler. Ama bizim zamanımızda şeydi yani. Bale için hafta sonu, her hafta sonu mesela benim baleyle geçiyordu. Arkadaşlarım sokakta top oynuyordu mesela. Ben de sokakta top oynamak istiyordum Yasin. Work like animal diye bir slogan yoktu o zamanlar. Instagram yoktu Yasin. Popomuzu çekip Instagram'a koy koymuyorduk o zamanlar. Squat modası yoktu Yasin. Sokakta top oynanırdı. Buradan balenin zorluğunu bilen bütün balerinlere, baletlere, jimnastikçilere ve bilimim bütün dansçılara ithaf ediyorum bu videoyu. Ve videomu da şöyle kapatmak istiyorum. Without dance, what's the point? <laughs>